Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız Golbağ.com ve Kayseri Özel Ümit Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bakın, önemli bir şeyi ısrarla söylüyorum. Toplulukta da yazdım, burada da söyleyeyim. Ali Koç'u, Jesus'u, X'i, Y'yi, Z'yi, oyuncuyu sevmeyebilirsiniz. Bunları ya da bunlardan birini beğenmeyebilirsiniz. Başarısız bulabilirsiniz. Bunu da yorumlarda dile getirebilirsiniz. Bunları yazdınız diye kimse engel falan atmaz. Merak etmeyin. Bizim ricamız şu, içinde bulunduğumuz süreçten dolayı bir olalım, bütün olalım, büyük resme odaklanalım. Hani kanala abone olun diye ben millete rica ederken bunu belirtiyorum. Ya bir aile olalım şöyle, sapsağlam, dipdiri bir aile olalım. Bizi kimsenin yıkamayacağı bir aile olalım diye ricada bulunuyoruz. Hani bizi dinlerseniz yapmayın diye rica ediyoruz. Hani eleştirileri bir kenara bırakın, takıma odaklanın diye. Ha tabii küfür, hakaret falan da olmasın diye. Yoksa istediğiniz gibi yorum yapmakta özgürsünüz. Bunu söyleyeyim. Hani yanlış düşüncelerden herkes bir çıksın istiyorum. Burada anlaştık inşallah. Şimdi gelelim transfer konusuna. İlki Fenerbahçe'den ilk transfer değil. Kaçıncı oluyor bu? Bu üçüncü, dördüncü oluyor herhalde. İsveç'e transfer. İsveç'in Hammarby ekibi Fenerbahçe'den İshak Vuralı, Isaac Vuralı transfer ettiğini, daha doğrusu kiraladığını açıkladı. İlk sormanız gereken soru muhtemelen şu: hocam 16 yaşında, biz Elif Elmas almıştık 18'den küçük diye oynatamamıştık, 16 yaşındaki çocuğu nasıl oynatacaklar diye. Arkadaşlar Hammarby altyapısından çıktığı için, o altyapının ürünü olarak çıktığı için biz Benfica'dan aldık ama Hammarby altyapısından çıkma. O yüzden oynayabilir. İnşallah orada güzel başarılara imza atar. Ben şundan da dolayı dua ediyorum. Bu arkadaşımız tutarsa biz oraya başka gençleri de zamanla göndeririz. Benden söylemesi. Arda Güler için Paris Saint-Germain'e yanıt. Red. Fenerbahçe Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in Arda Güler için girişimlerini sıklaştırması üzerine Paris Saint-Germain'e yanıt verdi. Konuşursam yer yerinden oynuyor. Ne oluyor lan? Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre Arda Güler Paris Saint-Germain'e transfer olmaya yakındı, ancak Fenerbahçe Arda Güler için yapılan teklifi reddetti. Nasıl yakındı ya? Hangi yakınlık? Yani bazen mesafeler yakın olsa bile insanlar uzak olabilir. Hangi yakınlık? Haberde Paris Saint-Germain sportif danışmanı Luis Campos'un Arda Güler'in takıma katılması için yoğun çaba sarf ettiği ve genç oyuncunun ailesiyle de bir araya geldiği ifade edildi. Fenerbahçe'nin katı bir tavır sergilediği ve genç oyuncuyu birkaç sezon daha kadroda tutmayı planladığı belirtildi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 resmi maça çıkan Arda Güler bu maçta da 3 gol 2 asist kaydetti. Bir kere bunları geçiniz. Şimdi gelelim Hakim Ziyech olayına. Öncelikle ben haberi yaptım. Videomu aktardım. Herkesi bilgilendirdim. Benim haberimden sonra sosyal medyada iki tane haber yapıldı. Bir, Fenerbahçe'de Ziyech ısrarı sürüyor. Perşembe gecesi Adana Demirspor deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de bir anda zirvenin 6 puan gerisinde kalınması, transferle kadronun güçlendirilmesi için geri adım atılmaması kararı alındı. Bu takvimin haberi. Samet Akaydın, Emre Demir ve Jadon Osterwolde'yi kadrosuna kattı. Bu arada Emre Demir geldiği gibi gitti Samsun'a. Oynama garantisi demeyeyim ama en azından üzerine düşüleceği garantisiyle gitti. Ve Fenerbahçe şimdi büyük bir hedefin peşinde. Paris Saint-Germain'e transferi son anda gerçekleşmeyen faslı kanat oyuncusu Hakim Ziyech için temasların devam ettiği öğrenildi. Ben bu arada Hakim Ziyech transfer sürecini size anlatayım. Yıllar önce biz Hakim Ziyech için görüşüyoruz. 7 milyon 250 bin euroydu. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Aziz Yıldırım konuşuyor, anlaşıyor. Bunu duyan, şimdilerde hala duyumculuk yapan bir şahıs 7 milyon 250 bin euroyu ülkemizde bir takımın yöneticilerine aktarıyor. Diyor ki Fenerbahçe bu fiyatlara anlaştı. Anlatabiliyor muyum? Fener anlaştı, gidin iptal edin diyor. Gidiyorlar. Onlar da görüşünce takım sabaha 11 milyon 250 istiyor Aziz Yıldırım. Aziz Yıldırım da vazgeçiyor. Yani durum bu. Onu da söyleyeyim. Şimdi henüz ikna olmadı diyor haberde. Başkan Ali Koç'un
Londra'ya gittiği, Adana deplasmanına gitmeyen Başkan Ali Koç'un Londra'ya gittiği, burada İngiliz yöneticilerle bir görüşme yaptığı iddia edildi. Arkadaşlar bu doğru. Benim duyumlarım bunu doğruluyor. Hakim Ziyech 1,5 yıllığına kiralamak istediği de gelen haberler arasında 1,5 yıllık değil tam olarak. Kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre İngiliz ekibinin kiralama teklifine sıcak bakıyor ancak Faslı Yıldız henüz teklifi kabul etmiş değil. Bonservisiyle de tabii ki de zor. Hani 20 milyon euro piyasa değeri var. Mart ayında 30 yaşına girecek. İkna edilmesi de sıkıntı. Fenerbahçe'nin maddi durumu da sıkıntı vesaire vesaire. Şimdi foto maçın haberi. Chelsea ikna oldu. Fenerbahçe'de Ziyech bombası patlıyor. Bizzat foto maçın haberi. Bana şimdi kızanlar olacak. Diyecekler ki foto maçın başlığını aldın burada kullandın. Biz ne anladık bu işten? Niye foto maçın başlığını kullanıyorsun diyecekler. Niye arkadaşlar? Videonun içeriğiyle başlıkla alakası yok diyen bir sürü zırtapoz çıkıyor. Ne alakaysa. Sanki ne alakaysa. Ben anlamıyorum. Nasıl bir alakası varsa. Çok çok ilginç. Şimdi Jesus'un kadroda görmeyi çok istediği dünyaca ünlü Yıldız Hakim Ziyech için ısrarlı girişimler yapılıyor. Faslı kanat oyuncusunu istiyorlar. 1,5 yıllık kiralamak istiyoruz. Chelsea de teklife sıcak bakıyor diyor. Bak Chelsea ikna oldu diyor. Aslına bakarsanız foto maçın bu haberi kısmen doğru. Ama ikinci kısım yanlış. Evet Chelsea ikna oldu. Ancak. Yani ancak. Futbolcu ikna olmadı gibi. Hayır. Hakim Ziyech için ben size söylüyorum futbolcu ikna oldu Chelsea olmadı. Ama Chelsea bize açık kapı bıraktı. Yazın gelin görüşelim dedi. Bu dediğimi not alın. Her duyum, her hani transfer duyumu o an duyduğunuz gibi olmayabilir. Şu an duyduğunuz duyum ile benim söyleyeceğim şey farklı. Chelsea, bak Chelsea futbolcuyu yaza kadar kadroda tutma kararını aldı. Ceketleri değiştirdik. Ceketi bize çok yakıştı başkanım demiş Valencia. Ali Koç. Ulan arkadaş ya. Şimdi Chelsea dedi ki yazın görüşelim. Kadroda tutla. Biz Hakim Ziyech'le anlaştık biliyor musunuz? Biz Hakim Ziyech'e vereceğimiz paraya kadar anlaştık. Ben size söyleyeyim bu transfer yazın gerçekleşir. Ama hocam ya Şampiyonlar Ligi kadrosuna bile yazmış. Arkadaşlar dediğimi unutmayın. Bir yere not edin. Bu çocuk tutmayacak Chelsea'de. Gittikçe kötüye gidecek. Ve yazın elden çıkarmak zorunda kalacaklar. 15 maçta forma giymiş bir asisti var. Ben size Mustafa Hoca olarak diyorum. Temmuz ayında. Bak hatta Temmuz'da değil. Nisan, Mayıs. Büyük ihtimalle Mayıs ayında. Mayıs ayında buralar Hakim Ziyech videosuyla yankılanacak. O zaman dersiniz ki Mustafa hocam sen demiştin dersiniz. MHYB mi dersiniz artık falan filan dersiniz. Ne dersiniz deyin. Bunu da söyleyeyim. Jesus Batshuayi'nin yerine koyacağı ismi belirledi. Arkadaşlar bu haber transfer haberi değil. Biliyorsunuz Batshuayi sarı kart cezalısı Konyaspor maçında yok. Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus da Konyaspor müsabakasında Batshuayi yerine oynayacak ismi belirledi. Bu da tabii ki de Joshua King olacak diyor. Bence burada bir sürpriz olabilir. Ben size bir sürprizden bahsedeyim mi? Bak bu çıkmazsa kızmak yok ama. Söz mü? Ekmeği öpün. Ayağını kaldırmadan söz ver. Beğen butonuna basın. Arda Güler ilk 11'de ve Arda Güler sol kanatta yer alabilir. Forvet arkasında da yer alabilir. Sol kanatta Joshua King de yer alabilir. Arda Güler ve Joshua King ilk 11'de oynayabilir. Bir planda Osterwolde'yi sol bekte oynatıp Lincoln'u forvet arkası gibi yerde oynatmak ama ben yine Osterwolde'nin oynatılmasını doğru bulmuyorum. Lincoln bence son maçta iyiydi. Ama ben Arda Güler konusunda size hatırlatmada bulunayım. Şimdi Batshuayi'yi konuştuk, Jesus'u konuştuk. Enner Valencia ile birlikte Valencia demiş.
Ya demiş rakip takım taraftarları bana 2'de 1'de mesaj atıyor. Ne oldu demiş, başkan benimle ilgili bir şey söyledi demiş. Aptallık yaptı demiş. Arkadaşlar aptal dememiş. Aptallık demiş. Bak kelimelerin çok şey var. Hani aptalca bir hareket. Aptalca bir hareket diyor. Yani yaptığı aptalca hareket. Aptalca kırmızı kart yedi diyor. Haklı da. Yani orada yenilen kart aptalcaydı. Ne didişiyorsun rakiple? Adam zaten Fenerbahçe düşmanı. Fenerbahçe yenesin diye uğraşan bir düşman. Sana ne ya? Sana ne kardeşim? Sana ne? Sana ne? Sana ne ya? Berisha yine attı. Augsburg kazandı. Ağzını burnunu kıracağına Augsburg'un. Böyle bir takım. Bu kadar yetenekli futbolcu dünyaya nadir gelir. Bundesliga'nın 19. haftasında Augsburg sahasında Bayer Leverkusen'i 1-0 mağlup etti. Almanya Bundesliga'nın 19. haftasında küme düşmeme mücadelesi veren Augsburg sahasında Bayer Leverkusen'i ağırladı. WWWK Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi Augsburg 1-0. Bu arada Almanya'da yaşayan arkadaşlar tam olarak okunuşu Augsburg mu? Augsburg mu? Dynamo mı? Nasıl söylüyor Augsburg? Bir de VVK Arena'nın açılımını yazarsanız sevinirim. 1-0 kazanarak 3 puana ulaşmış. Maçın ilk yarısı golsüz sonuçlanmış. İkinci yarıda muhteşem dünyaca ünlü yıldız 55. dakikada Fenerbahçe'den kiralık olarak forma giyen Mergin Berisha takımına galibiyeti getiren isim olmuş. Ve Berisha takımıyla bu sezon çıktığı 13. resmi maçta 6. golünü kaydederek muhteşem bir sonuca imza atmış. 21 puana yükselen Augsburg Bayer Leverkusen'i 24 puanda bırakmış ve Berisha gittikçe Bundesliga'da kalıcı olmayı sürdürmüş. Arkadaşlar Berisha için de hatırlatmakta fayda var. İkide bir de hocam sen de transferleri açıklıyorsun, anlatıyorsun falan demeyin. Eğer Berisha'yı hani bende bir duyum vardı. Devre arasında alırlarsa 4 milyon 250 bin euro ama yaza sarkarsa biz istediğimizi hani istediğimize satarız şeyi olabilir. O yüzden lig bitmeden almak zorundalar diye bir duyumum var. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arada Gaziantep'te Markoviç kırmızı kart görmüş. Niye? Acaba haftaya Gaziantep kimden oynuyor? Merak ettim. Bakalım Gaziantep kimle? Aa, Galatasaray'dan oynuyor pazartesi günü. Saat 20'de. Çok ilginç. Vallahi çok ilginç. Çok ilginç. Yani tesadüf derler. Ne diyecekler? Tesadüf derler. Baş ver. Neyse o bizi alakadar etmez. Biz kendi işimize odaklanalım. Bizim işimiz bu. Biz işimizdeyiz, gücümüzdeyiz. Herkes işinde, gücünde devam etsin bence. Transfer duyumları bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi bunları konuşuruz. Melih Bostan hala Eskişehirspor'a nasıl gitmedi ben de onu anlamıyorum. Melih Bostan'ın da gitmesi lazım bir an önce Eskişehirspor'a. Biz görüştük ettik. Her şey olumluydu. Sonra da bir şey de çıkmadı herhalde. U19 maçına da oynadı hatta. 8-0 yendi Fenerbahçe Karagümrük'ü. Yani 8-0 isteyince bir takımı yenebiliyormuş. 8-0'lık maçta da Melih Bostan'ın golü var diye biliyorum. Durumlar bu şekilde. Görüşmek üzere.